Vegas'ın ucundan müşür diyorsun. Onlardan olabiliyor. Çok böyle aşırı koyu olmadıkça. Yani şimdi şey anlamda diyorum. Yani bunun gagası beyaz olduğu zaman 20 metre öteden gagasını görebiliyor. Ama kara olduğu zaman görsel anlamda zaten çirkin duruyor. Yani benim içime sinmiyor. Ben öyle kuşu pek üretme yanlısı değilim. Çoğaltma yanlısı değilim. Çünkü o soyuna da aynısını dağıtıyor. Yani cinsi neyse bir daha bütün nesline bu sefer onu ulaştırıyor. Mutlaka cinsi soya çekiyor. Bu Toprakların Kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Trakya'dan, Baba Eski'den sevgili Aydın Yıldırım Kümesi'nden sesleniyoruz. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydın. Ayağınıza sağlık abi. Teşekkür ederiz. Seni bir tanıyabilir miyiz ilk önce Aydın? İzleyicilerimize tanıtabilir misin kendini? Adım Aydın Yıldırım. Kırklareli Baba Eski ilçesinde oturuyorum. İnşaat sektörüyle çalışıyorum. Bu kuşlara yaklaşık 15 yıldır yalnız buğrık olmak üzere. Son zaman hani ilk başlarda tabii ki birkaç ırk vardı ama en sonunda anladım ki yani bu ırkı kendime yakıştırdım. Yani en severek, en keyifle izlediğim kuşlardan biri olduğu için yalnız bu ırka yürümeye devam ettim. Yani yaklaşık bir 15 yıldır Voşki olarak beslemekteyim kuş, güvercin. Şimdi şöyle dedin ya 15 yıldır bu ırkla devam ediyorum. Aslında dünyadaki sistem bu. Bizde çok farklı ama bizde biraz da şöyle işin ticari boyutu da giriyor. Evet. Bir kısım da olsa, az da olsa işin ticari boyutu da girdiği için. Hani bu sene bu popüler, bu sene bu popüler gibi yürünüyor. Birazcık böyle şey, yelpaze biraz daha geniş. Birkaç çeşit ırk bakılıyor falan filan. Ama aslında olması gereken dünyada olduğu şekilde, Avrupa'da hep özeniyoruz ya, hep örnek veriyoruz ya, Avrupa'da şöyle, Avrupa'da böyle de. Olması gereken aslında hani çok iyi, çok ileri seviyede yapmak istiyorsak bu işi, çok doğru yapmak istiyorsak, bu yılın favorisi değil de, benim favorim olan, hatta senin de şöyle siyah aynen renginde değil aynen mi? Doğru mu? Diğer aynen renkleri bile yok. Abi benim aslında bu siyah rengine özellikle girmemin sebebi yani dünyada çok iyi yani iyisine rastlanmak çok zor. Evet. En zor renk olan siyahmış. Yani bulabileceğimiz hani üretebileceğimiz malzeme yok elimizde. Şimdi sarı, kırmızı her yerde var. Evet. Bir şekilde var yani bu siyahın amatörü bile yok. Yani benim de daha önce başımdan 6-7 yıl önce bir hastalık geçti. Hı hı. Yani istedim paranla hediye ettiğim arkadaşlarımdan parayla kuş alamadım. Yani niye ben bakıyorum, iyi üretiyorum, iyi besliyorum diye. Evet. Yani ben de inat ettik. Özellikle ben burada eşimle olmak isterdim esas. Hani eşimle benim bileziklerimin adını, isminde bile eşimle Aydın'la Dilek Yıldırım diye yazar. Evet. Yani biz bu işi ailece sevdalıyız. Hı. Yani günlerce yemedik içmedik. Hani zaman geldi para bitti. Ben istemediğim halde hadi alalım bunları da alalım yurt dışından bunları da getirelim. Yani kan olsun daha iyi bir tık üstüne bir tık üstüne yakalayabilmek için. Allah çok ilerisi için uğraştık. Yani abi ya bunun başka bir amacı yok. Zaten benim yapımda da bu. Ne yaparsan abi iyisini daha iyisini bir üstünü. Hani evet, bir amacı olması lazım insanın. Yani bu. Kesinlikle. Bunların bu hale geldiyse yani bir amacı varsa hani bu hale geldiyse sırf benim her zaman her sene bir tık üstüne bir tık üstüne koymak istediğimin amacıyla beraber gelmiştir. Yani ben kendime her zaman bir ufak bir hedef koyarım. Bu sene inşallah bunu yaparım. Öbür sene inşallah bunu yaparım. Öbür sene bunu yaparım. Deyip kendime bir kulvar bulmak istedim. Hep kendime bir yön bulmak istedim. Hani Allah'a çok şükür de bu doğrultuda gidiyorum. Allah da şaşırtmasın. Amin inşallah. Yani biliyorsun abi bu bizim hobimiz. Yani bu bizim meramımız. Zaman geliyor. Yani hastalandıkları zaman nasıl çoluk çocuğun hastalanıyor, aynı onlar gibi üzülüyorsun. Tabii, sabahlara kadar düşünüyorsun, acaba ne yaptın, ne yaptın? Yani elimizden geldiğince bunları en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz abi. Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi kümesinden biraz bahsedelim. Sen harika bir mekanın var. Teşekkür ederim. Yani onu söyleyeyim. Mekanın gerçekten Türkiye'de en iyi mekanlardan birisidir. Süs güvercini konusunda, vallahi yani güvercin konusunda aslında olması gerekenler. Abi. Hep konuşuyoruz ya, yani olması gerekenler bunlar. İlk önce ben hep söylüyorum. İlk önce mekanınızı hazırlayın. Kuş bulmak çok kolay. Abi ona kesinlikle katılıyorum. Yani biz bu işin ticaret amacından çok keyif amacına beslediğimiz için. Yani ben gelip burada oturduğum zaman rahatlıkla gözümün önünde gezmelerini istiyorum. Yani gidip de yani pis bir mekanda, pis bir yerde oturup veya bir misafirim geldiği zaman oturmaya yerimiz yok deyip geri çevirmek istemiyorum. Doğru. Yani ben şey amaçlı gütmüyoruz. Yanlış anlama. Kimseye yani laf söylemek için amacında demiyorum. Ama yani en azından hayvanların rahat edeceği, seninle karşısında onları izlerken rahatla oturabileceği bir mekanlar olmasını yani benim amacım oydu. Allah'a çok şükür. Sonuçta bu bizim hobimiz. Ve hani bir dinlenme vesilesi. Bir de senin evinin çatı arasında güzel bir mekan. Aynen. Akşam olduğunda alırsın çayını, kahveni burada. Valla
Öncelerden mesela bayağı zaman ayırabiliyorduk. Şimdi çocuklarımız oldu. Hani şimdiki eskisi kadar boş zamanımız olmuyor. Evet. Ama ne oluyor? Biz kendi uykumuzdan fedakarlık ediyoruz. Gece yarısı çıkıyorum gerekirse. Yani gene ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde sürdürüyoruz yani çok şükür abi. Peki günün nasıl geçiyor? Bununla ilgili ne kadar bir zaman ayırman gerekiyor? Sen bu işi profesyonel anlamda yapan bir kişisin. Yani bu kuşlar konusunda da Türkiye'de değil dünyada adı geçen bir isimsin. Abi aslında ben işe gece yarısı başlıyorum. Mesela artık gündelik tutuyorum. Gündelik değil günlük tutuyorum. Mesela yarın vereceğim ilacı suyuna veya yemine vereceğim katkı maddesini bir gece öncesinden düşünüyorum. Mesela yarın ne vermem lazım? Suluklarını alıyorum her gün taze olarak. Yıkıyorum, kenara bekletiyorum dinlenmiş suda. Mesela sabaha kadar suyunu dolduruyorum. Kaç kümese ne kadar su gideceğine göre. Ertesi gün sabah kalkıyorum uyku sersemi. Acaba ne verecektim diye mesela benim aklımda tutamıyorum. Evet. Bir hafta önce verdiğim ilacı veya iki gün önce verdiğim ilacı verdim mi vermedim mi veya bir üç gün mü oldu beş gün mü oldu tutamıyorum. Evet. Ben de en iyisi hani akılda kalmıyor satırda kaldığı için abi. Tabii doğru. Bundan sonra programla hani mesela kurt ilaçlarımızı 6 ay ile 12. ayda devamlı veriyoruz. Defterlere not alıyorum hangi gün ne zaman verdiğimi. Şeylerinde periyotik bakımlarını tamamen, devamlı tamamen yerine gelsin sistematik diye. Olarak yapmak lazım bu işi. Abi dediğim gibi akılda tutup ben bunu her gün şunu veriyorum bunu veriyorum diyebilir, tutabiliyorum aklımda diyen varsa helal olsun. Ama öyle bir şey ihtimalin olmuyor. Çünkü o kadar çok gün içerisinde işlerimiz güçlerimiz var ki. Yani bu hayvanın suyunu yemini ne verdim ne vermedi bilemiyorum. Hani o kadar masraf yapıyoruz. Bu hayvanların da canları var. Yani Lütfen. Sonuçta bunların tedavisini de en iyi şekilde yapmamız lazım. Tabii tabii ben şu kupaları bir taraftan alıyorum. Bunlar kuşlar çarpıyor. Şimdi şurada da bir tane var. Senden ricam onu da alıver. Aydın istersen bir zarar açmadan, kırmadan, dökmeden. Çünkü bunların hepsi, bunları da konuşacağız. Orada da bir tane var. Onu da konuşacağız. Bunların hepsini anlatacağız bu kupalarında neler olduğunu. Tabii durduğu yerde durmuyorlar maşallah. Aktif olarak abi uçuyor, şu an zaten hayvanlar. Eş çağlarına geldiler. Artık eşe başladık. Bu önümüzdeki grubun çoğu genç sanırım. Öyle görüyorum ben ama. Abi bir tane, iki tane. İki tane kuşum hariç hepsi 2021 kuşlarımız abi. 2021. Şu ve şu mu? Hayır. Onlar hepsi yavru. Daha bir eş olmamış kuşlar onun. Şurada mesela arasında en küçük kuşumuz şu 3 yaşında kuş. Ama hepsinden küçük. Zaten bizim vasfımızda olması gereken en önemli özellikler zaten küçüklük, minyonluk. Vallahi biz hani büyük kuşları görmeye alışmışız. Bunları görünce diyoruz ki bunlar herhalde hepsi yavru. Hani yavru yok abi. Yavru mu bakmış bu? Yok daha o da yeni eşe geliyor. Şimdi dediğim Maşallah. Gibi bir şu 3 yaşında bir de bu 3 yaşında. Yani o kuşumuz mesela Romanya şampiyonu oldu abi. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Senin başarılarından bahsedelim. Romanya'da var. Başka ne var burada? Abi bir tane Romanya'da yarışımız oldu. İşte bir tane kuşumuzu gönderdik işte. Bir kuşla orada şampiyonluk oldu. Bir de bir. Evet abi. İşte geçen 2019'da da Bulgaristan'da bir yarışmamız vardı. Bulgaristan'a 4 tane kuş götürdüm. 1, 2, 3, 4 oldum orada da. 4'te 4. Evet abi. Maşallah. Yani abi biz bu kuşları köken olarak çoğunu zaten Bulgaristan'dan edindik. Benim bu küçüklüğümden ben 15 yıldır bu ırkı besliyorum dedim ya. Yani bir zamanda onların darbelerini çok yedik affedersiniz. Yani çünkü alıyorsun kuşu yaşmak diyor şu gagaların altındaki şeylerde. Evet. Beyaz bölümü. Alıyorsun çok güzel. 2 hafta sonra bir bakıyoruz alttan bir de böyle yolmuşlar göndermişler. Yani inanın insanı kandırılmak kadar kötü bir şey yok. Tabii tabii. Şimdi mesela ben birisine kuş bile versem ne olursa olsun yani onun cicisini bilsin orası burası çekip kuşu göndermek etik olarak zaten hani ben yediğim için kesinlikle yapmıyorum. Yapmasını da kimseye önermem. Varsa var zaten ya. Yani ya çünkü inkar etmenin bir anlamı yok ki çıkacak o tüyü. Sen yani, bunu yolacaksın yarın yolacaksın. Ya bir malı çıkacak yani. Şimdi bunu alırken bir, hani görerek almak var bir de şimdi kandırılıp da almak var. Yani evet. Yıllardır biz bunun darbesini yedik. Evet. Hani o yüzden ben de gün gelecek Bulgaristan'da da yarışmalara katılmak istediğimi hep kendimde aklımda hep hedef edindim. Allah'a çok şükür bunu da başardım. Hani bunun onurunu her zaman yaşamaktayım abi. Ne güzel. Şimdi Türkiye'deki yarışmalardan da biraz bahsedelim. Dün Çorlu'da güzel bir festival vardı. Evet abi. Ama sen Türkiye'deki yarışmalara son kaç yıldır katılmıyorsun? Abi 3-4 yıl oldu. Artık Türkiye'deki yarışmalara katılmama kararı aldım. Şimdi 2015, şu arkadaki kupalardan bahsedeyim. 2015'ten itibaren benim hastalığım 2015'te gelmiş. Kuşların komple kümesini bu festivalleri oraya buraya götürmekten hastalık bulaştırdık. Komple 70 tane kuşum vardı o zaman yanlış hatırlamıyorsam.
70 tane kuşu çöpe attık. Kalan 2 tane kuşum kaldı. O da siyah oşki. Hmm. 2 tane de onun yavruları kaldı. Onlar da sallamaç kaldı. İşte rahatsızlandı. Ondan sonra bir daha ben tekrar sıfırdan yeniden başladım. Yani şimdi bu festivaller çok güzel bir şey. Kendini ispatlamak, kendi mesafeni bilmeme, kendi kaliteni anlayabilmek için mesela kuş kuşun yanında belli olur. Tabii, bunları tabii. Mesela orada burada resimden, takvimden, videodan görmekle inanılmıyor. Yani anlayamıyorsun onu. Tabii, doğru. Adam video çekmiş 2 saniye. Kuş iniyor aşağı çırır uçuyor. Ya, abi 2 saniyede kuşu anlatamazsın. Anlamazsın. Yani benim sana şimdi burada bunu salmamın sebebi neden? Kuşu yürüteceksin. Kuşu en azından bu kuşlar yürürken kendilerini gösteriyor. Evet. Yapması gerekeni, olması gerektiği gibi. Hani görmek için mecburen abi festivallere katıldık. Evet. Sonra 2015'ten işte 2018'e kadar birçok sayı bu arkadaki kupaların kimseye yanlış anlamasın. Ben neredeyse hepsini tek branşta aldım. Hepsini siyah boşluğa aldım. Zaman geldi mesela Muğla'da 2 tane yarışma vardı. Oraya gittik. 1, 2, 3, 4, 5. Başka zaman oldu 1, 2, 3. Laburgaz'da oldu, Çorlu'da oldu. Girdiğim bütün derecelerde, girdiğim bütün yarışmalarda hepsinde şampiyon oldum. Şimdi eski şeyleri görürken, eski zamanda başıma gelen olayları yaşadıktan sonra şimdi bir hedefin olmalı dedim insana. Şimdi evet. Yarışmalara katılıyorsun. Yani rakip olmadığı zaman da girmenin de bir anlamı yok. Tabii doğru. Şimdi bana en büyük mutluluğu ne veriyor? Bundan mesela Türkiye'de yarışmalara şu an katılmıyorum ama sağa sola verdiğim kuşların yavruları, torunları, tekrardan kuşlar yine şampiyon. Yine benim kuşum soyum şampiyon oluyor. Doğru. Yani bu daha başka bir benim için onur oldu. Doğru. Çünkü kendi kuşlarının ürettiği, neslinin ürettiği, yani çünkü bu kuşların benim eserim, öyle diyeyim size. Çünkü bunları aldığımızda kuşlar o kadar sıradan, o kadar amatör kuşlar vardı ki. Yani doğru eşleme, doğru çalışma, doğru kan, doğru çiftleme sonucunda yani bu kuşları hep bir tık, bir tık, bir tık bunları böyle emekleye emekleye getirdik bu duruma. Peki doğru eşleme dedin ya, yani şimdi Aydın Yıldırım Siyavoski'de dünya çapında tanınan birisi. Sağ ol abi. Sınırlarını aşmış, Türkiye'yi sınırlarını bile aşmış, dünya çapında tanınan birisi. Doğru eşlemeyi nasıl yapıyorsun? Yani bir dişide olması gereken kriterlerden bahsedelim. Veya bir çiftte neler arıyorsun? Dişi erkek atacaksın, neler arıyorsun? Sonuçta aynı kuş. Baktın da şimdi diyecek bunlar... ki mesela bunu hiç bilmeyen. Zaten göğsü siyah, işte kuyruğu siyah, paçaları beyaz, kanatları beyaz. Yani hepsi aynı gibi gelebilir karşıdan bakışta ama olması gerekenler. Yani şimdi abi mutlaka taşınmalı. Bir boşkide yani... Kabataslak diyeyim, daha fazlası da vardır. En aşağı 10 tane önemli özelliği var. Yani şimdi bunu sıfırdan sayma gerekirse sayalım. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Sayalım bakalım. Mesela abi bir kuşun ilk önce kuş olabildiğince minyon olması lazım. Bir. Olabildiğince alçak olması lazım. Böyle karşısına baktığın zaman karşısını böyle görmemen lazım. O altındaki şal var, karın neredeyse yere inmesi lazım. Ne kadar alçak olursa bir kuşun kalitesi, bacağı ne kadar alçak olursa. Olabildiğince basık olacak yere. Yani şimdi karşısına baktığın zaman kuşun arkasından 3 parmak gözüktü mü, karşısını gördün mü o kuş kuş değildir yani. Anladım. Çok yüksek kuş kuş değildir. Şimdi kuşun başka en önemli Rus kuşunda özellikle bir olmayansa olmaz beldir. Yani bir kuşun beli. Ufacık, daracık bel olduğu zaman eskiden mesela sopa bel derdik, sopa kuyruk derdik. Abi o kuşun hiçbir önemi yok. İstediği kadar dört dörtlük olsun. Beli nasıl olması gerekiyor mesela? Ya beli mesela ideal standartta bir kuş en aşağı böyle olması lazım. Yani çok aşırı da olmaması da... Şöyle çok az görünecek ve geniş mi olacak? Tabii belden daha geniş açması lazım. Mesela hani şey olması önemli... Bu kuyruk sokumuna doğru daralmayacak. Kuyruğu çok olması... Ve... Kuyruğun belinin geniş açıda olması anlamına gelmiyor. Evet. Mesela kimi kuş var, 20 tane kuyruğu vardır ama öyle bir yapısı vardır, hep arka arkaya katlanmıştır. Bel göstermez, kuyruk kendini göstermez. Ama kimi kuş vardır, hepsi böyle tane tane dizili. Tane tane dizili olduğu zaman da bu sefer hani şöyle söyleyeyim. Kuyrukları böyle bir altta bir üstte, bir altta üstte, sağda solda, çaprazda mı çıktığı zaman o bir sıkıntıdır. Mesela şu kuşun kuyruk dizimi... Hani çoğu insan belki kuyruğunu böyle açtırıp kastırıp falan çektiğimi düşünebilir. Ama kuşun doğal orijinal hali yani olması gereken böyle tane tane dizili, o inci gibi dizilmiş olması lazım. Evet. Hani kuşun altında bir tanesi böyle çapraz çıkmış, bir tanesi onun altında başka çapraz, daha başka çapraz. Öyle onun görüntüsünü minimum dereceye indirmiş olur. Zaten hani birinci vasıf yani özellikleri birçok tabii var da hani en büyük özelliği zaten dik kuyruklu kuşlar bunlar. Ya abi yani kuyruk ilk göze çarpan kuyruğu 45 derece açıyla isteniyor. Ne bunun böyle çok yatık olması lazım. Çok yatık olduğu zaman da yarışmalar diskalifiye oluyor. Yani çok aşağıda istemiyor. En aşağı 45
90 derece. 90 dereceye en yakın kuş zaten kuş otomatikman albenisi oluyor. Evet. Ama şimdi dediğin gibi öyle çok nadir oluyor. Hı-hı. 90 derece kuyruk gezen oluyor. Yani önemli olan gezerken o hareket yapması. Evet. Şimdi başka aradığımız en önemli özellik beyaz gaga. Gözleri. Peki beyaz gagada zikir kabul edilir mi? Ya şimdi siyah voşkilerde tabii ki mutlaka oluyor. Siyah renkte oluyor zaten. Yani şimdi siyah koyu, bütün kuşlarında genelde. Evet. Yani gagasının ucundan müşür diyorsun. Onlardan olabiliyor. Çok böyle aşırı koyu olmadıkça. Yani şimdi şey anlamda diyorum. Yani bunun gagası beyaz olduğu zaman 20 metre öteden gagasını görebiliyor. Ama kara olduğu zaman görsel anlamda zaten çirkin duruyor. Yani benim içime sinmiyor. Ben öyle kuşu pek üretme yanlısı da değilim. Hı-hı. Çoğaltma yanlısı değilim. Çünkü o soyuna da aynısını dağıtıyor. Yani cinsi neyse bir daha bütün nesline bu sefer evet, onu ulaştırıyor. Mutlaka cinsel soya çekiyor. Yani başka özellik derseniz abi. Kafa olmazsa olmaz. Mesela şu görüyorsunuz kafayı. Kafanın böyle alınlı çıkıntı olması lazım. Hmm. Öyle küçük yılanbaş bursalar olur veya yılanbaş dümdüz kafası olur. Gagası uzun. Onlar çok büyük problem. Hele son zamanlarda bu kuşun kökeni Rusya. Rusya'da özellikle bunları değişik paçasız kısa gagalı kuşlarla giriyorlar. Daha da böyle gagayı kısaltıp daha farklı böyle modlara sokmaya çalışıyorlar kuşlara. Ama paçasızlığa çevirdiğiniz zaman paçayı göremiyor musunuz? Ama onları zaten? Yani 3-4 sürümde bir daha eski hallere getirebiliyorlar. Hani ama önemli şöyle, olan... Ama 4 nesil ama şimdi bu aslında paçasız taşıyıcı haline gelmiyor mu? Yok kal abi. Yani ne paçasız... olursa olsun yani sonuçta bunların hepsi oynama. Hiç ummadığın kuşa bakıyoruz. Mesela sen yıllardır uğraş. Normal biz kuşu biz daha bulamadık. Adamlar evet. Hiç olmayacak kuşları. Mesela sıfır bango gibi voşkiler yaptı adamlar üretti. Paçaları zaten çok böyle görsel anlamda tabii ki herkes istiyor paçaları büyük olsun. Tabii. Ama Rusya'da bile hani 4-5 santimlik paça boyu yetiyor. Hani önemli olan paçadan çok geri kalan yapıları çok daha önemli kuşlar. Önemli olan karkas. Paçanın paçadan daha önde geliyor. Doğru mu? Yani abi. Şimdi paça illaki hepsinde az çok oluyor. Önemli olan bütün çizelgelerin hepsi mesela 10 üzerinden 9 olsun. O paça olmasa da kimsenin gözüne batmıyor yani. Gözü görmüyor insan onu. Ya bizim için önemli olan fiziki yapı çok doğru olsun da. Yani abi başka aranabilen mesela kanat boyu kısa olması lazım. Bir kuşun kanat boyu ne kadar kısa olursa kendi de o kadar kısa minyon demektir. Hmm. Mesela kocaman bir kuşun kanadı, kocaman bir kuyruğu, kocaman bir boyu fiziği olduktan sonra o kuş yani benim gözümde kuş değildir. Şimdi şeyde bile hani biz devamlı bakıyoruz, soy takip ediyoruz. Küçük kuşlarda mesela bazen çok büyük yavrular geliyor. Genelde öyle olduğu zaman direkt biz zaten çaprazdan değiştiriyoruz eşlerini. O nesli üretmenin de büyütmenin de bir anlamı yok. Tabii. Altı çalışabilecek kuşları mesela her zaman altında. Bunlarda şimdi şebapçılarda da var, başka soylarda da vardır. Kan çok önemli. Her kuştan böyle kan alıp da kan soktuğun zaman o kuşu çok daha 2-3 yıl gerilere de atabiliyorsun. Evet. Yani önemli olan kuşlara yakışabilecek kuşların eksiğini görüp onların artısı olan kuşlarla çalışmak önemli. Hı hı. Şimdi abi başka önemli derken çizelge bunlarda tabii ki. Şimdi şu yaşmaktan da biraz bahsedelim. Gaga yanındayken Gaga ile alakalı olan. Şimdi abi bunlarda normalde yaşmak. Kimi insanın kafa yapısından da biraz bahsetmiştim ama yarıda kaldı o konu. Abi kafa yapısı genellikle böyle balyoz gibi yuvarlak, kavisli, olabildiğince alınlı çıkık olması lazım. Hmm. Yani şimdi dediğim gibi böyle dümdüz boyun, dümdüz alınlı bir kuş görsel anlamda direkt yarışmalarda diskalifiye nedeni. Şimdi bunlarda bakınca önemli olan onlardan çok önemli bir özelliği. Artı abi şu kesme derken şöyle diyeyim. Böyle şu kuyruk altından şalvardan itibaren beyaz kesmesi biblolarda diyeyim sana. Şeyler kataloglarda istenen standart. Mesela bu paçası şalvarı diyeyim. Şalvarı kirli olan bir kuşun görsel anlamda da bakınca kirli yani insan gözüne hoş gelmiyor. Kirliden kastımız renk hatası değil mi? Şimdi abi bunlar iki renk olduğu için mutlaka olacaktır. Tabii ki bu kuş onun vasıfsız olduğunu göstermez. Bu iki renk. Yani sonuçta biz bunları başımıza şöyle söyleyeyim. Yarışmalarda bile bırak bir tane şalvarı kanadı kapalı. Mesela yurt dışında Dubai'de duyayım söyleyeyim. Rusya'da söyleyeyim. Adamla Rus Federasyon Başkanı'yla tanıştık mesela 2 sene önce Bulgaristan yarışmasında. Abi adam şeyleri gösteriyor bana. Kendi kuşlarını gösteriyor. Kuşların kanatları kapalı. Şalvarı saymıyor bak. Şalvar bırak. Yaşmakları bozuk, kafaları cicili bicili, o kadar bozuk kuşlar. Ama abi adamlar yalnız fiziğe çalışıyor. En önemli şey fizik abi. Olmazsa olmaz fizik. Bunlar gözüm görmüyor diyor. Gerçekten de bunları ben de yaşadım. Renk bizim için hata değil mi diyor yani? Abi iki renk kuşlarda kesme önemi yok abi. Tabii ki de gönül ister, istenen standartta olsun. Bir de şimdi hem iki renk hem de bir de çok noktadan bunun kriteri var.
Yani yaşma, işte ne bileyim kanadı, beli falan birkaç kriter işin içine girdiğin zaman hepsini aynı vücuta toplama imkanı i̇şte abi, yok gibi gözüküyor. Dediğim gibi abi, bunlarda 10 tane özellik varsa yani 10 üzerinden 8, 7 kuş, yani 10 üzerinden 7 bile bu kuşlar için özelliği iyi, yani kaliteli kuş demek. Zaten 10 üzerinden 10 olması için imkansız. O bir Allah anca şeyi, başka türlü insan istese de yapamaz. İstediğin kadar çalışsan da olmaz. Yani abi şey, kusursuz Allah'dır. Bundan başkası yalan. Eyvallah. Şimdi şeyi göstermiştin. Paçanın birinde abi işte onu demek istiyorum. Yani yarışmalarda bizim istediğim, benim gönlümde tabii ki kesmesi kusursuz olması lazım. Ama altında şalvarı iki tarafı da kirli olabilir. Veya paçalarında da birkaç tane atabilir. Bunlar... Kesmesinden kastım şunu da göster. Hangisiydi o gösterdiğimiz? Şu muydu az önceki tuttuğumuz? O. Şu kesmesi. Şimdi abi kuşlarımız. Kalça kısmından. Şurada kuyruk sokumu. Ya şimdi oradan. Kuyruk sokumundan deyince şöyle. İşte evet, belinin altına itibaren böyle bembeyaz olması lazım. Oradan bunda aşağı görüldüğü hiçbir gibi şekilde taşmaması ya lazım. Ya taşmayınca tabii ki de kuşun görsel anlamda güzelliği. Şimdi yolda yerde gezerken görüyorsun, oraya gidiyorsun. Görsel, ben biliyorsunuz önce görsel keyif için, heves için beslediğim için. Yani bu kuşun yavrusu bile genelde böyle çıkıyor. Hı-hı. Hani kirliden, kirli dedim, altı şalvarı kirli lekeli hayvanın yavrusu genelde lekeli çıkar. Hı-hı. Ne kadar kuşları temiz birbirine eşlerse, damızı ne kadar seçiciyse yavruları da bir tek o kadar daha iyi çıkabiliyor bunlarda. Tabii. Soy takibi önemli dedim. Yani çok hatalı kanadında bu siyah indirmeliydim. Kanadını kapamış olabilir. Yaşma bozuk olabilir. Başka dediğim gibi şalvarları altı kirli olabilir. Bu kuşun kötü anlamında, yani kötü demek anlamına gelmez. Önemli olan kuşun soyu iyiyse onun altından çok çok güzel şampiyonlar da gelebiliyor. Mesela ben bunu yıllarca yaşadım. 10 takım siyah boşkim var benim. 10 takım bana birisi gelse mecbur kalsam vermeye. Mesela ben ayırdım damızı kuşu. Çok anım olmuştur mesela. Adam Urfa'dan kalkıp geldi. Benden bir tane kuş alamadan gitti. Diyorum abi gelme. Ben de bak verilecek kuşum yok, satılık kuşum yok. Ben sana bir takım veririm. Alırsan alırsın. Geldi adam abi, yani buradan ona selam söyleyeyim. Geldi baktı baktı baktı. Ya ver kardeşim bu kadar kuş. Ya o kadar kuş olabilir ama şimdi ben bunları yıllardır çalışıyorum. Hep demiştim kan katmaya. Arada bir kan sokmak zorundayız. Evet. Şimdi bir kandan iki tane var, ikisi de erkek. Öbür kandan var, başka bir soydan var, başka bir... Ya sonuçta benim kafamda bunların hepsi bir anneden babadan değil sonuçta. Bunlar kaç batımın, kaç senenin neslin yavruları. Şu an buradakiler en aşağı 6, hani 2015'ten hesapladım. 6 yıllık emeğin karşılığı bunlar. Hani içinde hala bile 6 yıl yaşında kuşlarım, damızlıklarım hala duruyor. İlk damızlıklarım hala yaşıyordur yani. Yani abi ben hevesimi parayla hiçbir zaman satmadım. Yani satsaydım zaten bu sefer bunlara sahip olma ihtimalim yoktu. Ya bir de şöyle, bunu şöyle de yorumlamak lazım. 6 yıllık bir emek var bir kere. Emeğin karşılığı olmaz. Ya bundan öncesi parasal var. Parasal karşılığı yok. Şeyde bu, bunların üzerine. Tabii, tabii hayır, yani şimdi bu renk üzerine, bu hattın üzerine konuşuyorum. 6 yıllık bir emek var. Bir kere emeğe saygı olması lazım. Hani satılmıyor dediğin zaman bunu şey düşünmek lazım. Bir puzzle bir parçası eksildiği zaman. Doğru mu? Evet abi. Yani bir parçası eksik olan bir puzzle olduğunda siz bunu bitirmiş sayılamazsınız. Aynen o. Doğru mu? Yani hiçbir şekilde. Orası her zaman boş. İlk göze çarpandır. Bu kümesin bir açığı oluşacak. İşte bu açığı da onunla kapatıyorsun zaten. Kesinlikle abi. Şimdi kümesinden biraz bahsedelim. Mekanı kurarken neler senin için önemliydi? Nelere dikkat ettin yaparken? Abi benim burayı? Kümesim baştan buradaki resimlerde gördüğünüz gibi. Bunlar genelde şu anda dünyada kendimize idol edildiğimiz insanların, kuşların resimleri. Evet. Çin'de tabii kendi resimlerimden de var, arkadaşlarımın resimlerinden de var. Mesela bu kuşları kendimize, bir insan buraya geldiği zaman, misafirim geldiği zaman neyin ne olduğunu bilsin diye özellikle o yüzden yapıştırdık. Şimdi abi kümesi dizayn ederken öncelikle tabii ki burası normal bir binanın çatısı. Burası kümese uygulama bir yer değil. Kümesi düşünerek yapılan bir çatı değil. Allah razı olsun, komşularımdan izin istedim. Onlar da verdi. Baştan yaparken biz kendi kuşlarımızı yok olmasın diye. Mesela babamın orada da benim başka bir kümesim var. Daha önce orada çalındı. Yani sırf önce güvenli açısından burada baktık. Ondan sonra bir kümesimizi yaptık. Daha sonra yer bakımından başladık biraz burada kendimize oturmaya yer olsun filan derken. Sonra bu sefer biliyorsunuz bunların farklı renkleri daha var. Sarı, siyah, kırmızı. Evet. Hep aklımdadır, hayalimdedir. Dedim bir sarı, bir kümes sarı, bir kümes kırmızı, bir çift bir kümes siyah da olsun hep aklımda. Şimdi kümeslerimizi o şekilde inşa ettik. Ama tabii daha sonra bakarsınız gözükecektir. Yavru kümesi olması gerektiğini anladık. Ondan sonra işte şimdi damızlık bölümümüz var. Yavru kümesimiz var. Bir de sarı kırmızı kümesimiz olarak işte sınıflandırdık.
Yani bu şekilde inşa ettik. Buraya kendimize aşağıda şimdi ilk seneler gittik, getirdik kupaları vitrine koyduk. Başka zaman getirdik içeri vitrine koyduk. Son zamanlar artık hanım dedi senin vitrine şey kupalarına başlarım. Vitrinler almadı. Ondan sonra mecburen yani buraya yakışacağını da düşündük. Ondan sonra buraya da bunları müze olarak burası koyduk. Burası şey müzesi, anı müzesi oluyor. Şampiyonluk müzesi diyelim ona da. Şimdi şey kümesinden de bahsettin. Yavru kümesinden bahsettin biraz önce. Yavru kümesi olması gerekiyor dedim. Neden gerekiyor yavru kümesi olması? Şimdi abi bu kuşlar diğer kuşlara göre bir tık daha nazlı. Şimdi yeme düşüyor. Diğer başka erkekler, başka kuşlar gelip yuvasına yakınlaşınca dövebiliyor. Şimdi mecburen bunları bir zamandan sonra ayırmamız lazım. Yem döküyorsun mesela. Büyük kuşlar, kart kuşlar gidip yemi ilk önce yiyor. Bunlara bir şey kalmıyor. Karışık yem olsun içinde falan. Hani o yüzden ayrı bir bakıma çekmemiz şart. İçinde yuvalık olmayan, rahat rahat yemini suyun içtikten sonra dinlenebileceği, durabileceği işte tünekler yaptık. Hani yavru kümesi olmazsa olmaz abi. Değil mi? Yani bu bizim kuşlar için. Yuvalık olmaması da kızgınlık göstermesin diye mi? Yani yok, yuvalık yapmamamın sebebi sonuçta orasını biz yavru kümesi olarak koyduk. Ben oraya şimdi yuvalık yaparsam yarın öbür gün oraya hani eşe gelen çağlar gidecek. Kızgınlık gösterecek. Hem onun için bir de ben de kendim dayanamıyorum. Bu sefer oraya bir çift salayım, orada eş yapayım. Bir çift orada salayım. Yani o ihtimali kaldırmak için. Şimdi bir de görürsünüz sonra ben biraz da simetri hastasıyım. Ben ne olacaksa her şey ya güzel olacak ya hiç olmayacak. Yani evet. Hani o yüzden biraz da sebebi o. Şimdi üretimden biraz bahsedelim. Şimdi abi bizim kuşlarımız şimdi normalde gönül ister dişi erkek ayırsın. Ayıralım. Ben her sene diyorum seneye ayıracağız. Öbür sene geliyor öbür sene ayıracağız. Ama bizim kuşlarda öyle bir sıkıntı var. Bu kuşun iyisini ne kadar safkan yaparsan üretimi o kadar zorlaşıyor. Mesela ben de önceden ilk zamanlarda diyeyim. Bu kuşun belli bir devresi var biliyorsunuz. Amatör zamanında bu kuşlara bakarken çiftleştirmekte hiç sıkıntı yoktu. Bunları mesela üretim zamanı mutlaka paçaları, kuyrukları kesilmesi lazım. Kesilmediği zaman çiftleşmede sıkıntı oluyor. Belleri geniş olduğu için böyle mesela kuş heyecan yapıyor. Bu kuşlar heyecanlanınca çiftleşmekte de sıkıntı yapıyor. Hani bu kuşları mecburen abi üretim zamanı kuyruklarıdır, paçalarıdır, kuyruk altlarıdır makaslanıp temizlenmesi lazım. Şimdi peki, benim şöyle yapalım. Bir tane kesebilir miyiz? Gösterebilir miyiz? Nasıl bir bakım yapıyoruz? Bir tanesini görelim. Bir makasımız varsa alalım. Olması gerekeni gösterelim. Hemen gel. Şimdi abi madem kuşumuzu alalım. Aldın. Ben de zaten bunları kesmenin zamanı gelmişti. Tamam. Şimdi şu kuşumuzla başlayabiliriz abi. Ben yardımcı olayım mı? Sen kendin ben tutayım. Yok fark etmez. Ben tamam. Kendi işimizi hallederim. Şöyle. Şimdi abi kuşlarda genelde kuyruğu komple kesmek görüyoruz. Rusya'da kesiyorlar. Ama aslında ortada böyle 3-4 tane bırakmak her zaman daha makbuldür. En azından o kuyruğunu sağa sola çekerken birazcık kuyruk olduğunu ona hissettirmek lazım. Bir de şöyle yorumlayacağım bunu. Kuşun uçum sırasında hayvana işte denge kaybını olmaması için o kuyruğun bence kesinlikle 3 tane 4 tane neyse aynen abi, yanlardan 2 tane de olsa bırakmamız lazım. Abi, yoksa yanlardan genelde yani şöyle saymaya önemli değil. 3'te 1'ini bu taraftan kesmek lazım. 3'te 1'ini bu taraftan. 3'te 1'i de kalacak. Şimdi, yani 3'te 1'i kalması her zaman daha iyidir. Çünkü sıfırdan komple... Şöyle bir açalım. Şimdi bir damızlık eşe atacağımız kuşu, az önceki o güzelliği bu hale getirdik. Ama bunu da söyleyelim. Bunu yapmazsak biz başarıda çok geri kalırız. Ya şimdi zaten biz bu kuşları kestiğimiz halde üretemiyoruz. Evet. Ben şimdi size onu bahsediyordum. Hı. Ben geçen sene yaklaşık siyah boşkilerim benim 15 tane, 15 takımdı. 10 takımından bir tane yavru alamadım. Hani dediniz ya ayırıyor musunuz ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Nasıl ayırabilirim? Bir kuş yumurtluyor boş. Şimdi bu kuşun çiftleşmesi bende yaklaşık bir sene geçiyor. Bir sene tecrübelendikten sonra ancak yavru yumurtayı doldurabiliyor. Hı. Şimdi bunun için mecbur bırakıyoruz. Hayvan küsmesin diye hep sahte yumurta koyuyoruz. Son zamanlarda hani küsmesin diye yavru da koyuyoruz. Hani mecburen abi bu normal anne babalık yaptırmak tattırmak zorundayız. Yoksa bu hayvanı küstürdükten sonra bu doğal olan bir şey. Hani bu hayvanı kendisine suçlamıyor. Çünkü şey yapısı, fizyolojik yapısından bakımından hayvanlarda çiftleşemiyorlar. Yani bunlarda bir büyük bir sıkıntı. Zaten iyi kuşu biraz üretebilsen önce, her yerde olur. Biraz önce dedin ya yapma kuşu yani sonuçta. Yani bu bir şeyler, bir kanlar, bir çalışmalar, bir şeyler olmuş ki bunu üretmişler ama yani doğası gereği biraz heyecanlı dediğin gibi de... Abi önceden damızlıklarımız mesela bizim damızlık diye pek seçme şansımız yoktu. Ne bulursak ne çıkan yavru bırakıyorduk. Mecburen bir daha hep onunla gidiyorduk ama o kuşların
ne bunlar kadar belleri genişti, ne bunlar kadar bacakları kısaydı. Ve de ne de bunlar kadar, şimdi özelliklerini soruyordunuz ya, özellikleri nedir? Mesela bunlarda bir de olmazsa olmaz en önemli şey göğüs. Bu göğüs böyle ne kadar içeri çeker, göğsü ne kadar dışarı çıkartırsa, hani o kuş o kadar çiftleşmesinde de heyecan yapıyor, bu sefer kafa titretiyor. Bu sefer çiftleşmesinde sıkıntı oluyor. Ama normal göğüssüz bir kuş, emin olun 10 çift yumurtanın 10 çiftine doldurur. Ama ne kadar böyle geri profesyonel standarda en yakın kuşu bakmak her zaman zordur abi. Üretimi de çok zordur. Şöyle diyebilir miyiz? Yani o boynunu geriye çektiği için zaten hani bir de boynu şişirebiliyor. Kesinlikle öyle. O kafa yani titremesiyle birlikte. Bu kuşlar burada böyle. Normalde heyecan, yani çiftleşirken heyecan yapıyor ister istemez. Yani bu sefer de hayvanın çiftleşmesine büyük bir engel oluyor. Daha sonra abi paçaları tabii ki dipten kesmek lazım. Bunların paçaları yardımcı olayım mı? Düne kadar gayet fazlaydı. Yani şöyle. Şimdi son zamanlarda fazla aldırış etmedik. Mesela olabildiğince ayağınızı... Şalvarlar da dahil mi? Tabii ki de. Tamam. Yani abi, hayvanın ne kadar birazcık dinleniyor mu? Öyle de diyebilir miyiz? Aslında hani bu paça abi, boyunun kesinlikle uzaması hayvanı da yoruyor yani bir şekilde. Ya şimdi, şimdi dinlenme pozisyonuna da geçiyor hayvan bu saatten sonra. Kendinden biçmek lazım. Bir çizmeyle gezip gezmek var. Bir de terlikle hani ayakkabıyla, hafif bir ayakkabıyla gezmek tabii, var. Yani tabii, onlara da o ne kadar büyük bir engel olduğunu zaten gözümüzle de görüyoruz. Doğru. Bir de şimdi şöyle bakıyorum. Kaç gramdır? 100 gram yoktur. Yani 50, o kadar. 50 gramdır. Şimdi bunlarda bir de ağır... Hafif kuş, yani küçük kuş her zaman hafif olur. Bu çok hafif ama. Yani işte hafif cins, olmasının olarak, sebebi o. He, cins olarak çok hafif. Bakıyorsun sen şimdi tüyümü büyük, paçadan büyük gibi duruyor ama. Çok bir kuş, iri kuştur. İri kuş da bizim için çok büyük bir engeldir. Vallahi bir sultan papağanı kadar var yok yani. Yani olması gerekiyor. Bir de erkek yani bir kuş yani bu. Dişileri, tut bir dişi, dişi hepten ufacık bir şey kalır. Dişi midir mesela? Şunu tut abi mesela. Oo, bu da onun yarısı kadar. Daha bomboş içi. Yani öyle bakıyorsun kanatla paçayla bir şey bayağı büyük gözüküyor. Kuyrukla falan ama... İçi küçücük bir yani abi, ya yani. Onlar zaten tüylü bir hayvan bunlar. Yani şeyde bakıyorsun paçalarından tut, şalvarından tut, belinden tut. Her yeri tüylü, tüyü yumuşak, bol olan bir hayvandır. Şimdi abi elle tuttuğun için sen zor oluyor. Ben normalde tutmadan daha rahat kesiliyor. Şimdi senin göremiyorum ayağını kesin. Şimdi kameranın da görmesi lazım. Şimdi abi bir de en önemli. Şunu şöyle vereyim o zaman. Mesela sen kendin, geçenlerde bir çok yakın bir arkadaşım var. Buradan selam olsun Taner Akçan. Ben ona bunlardan da edindirdim. Geçenler bir yerde videoda görmüş. Numberk'in, Aydın diyor. Numberk'in kralı Taner Akçan'a buradan. Numberk kralı Taner Akçan'a selam olsun. Olsun. Mesela Aydın diyor. Fark ettim diyor, birisinin kümesini herhalde sizin videonuzda görmüş. Kuşun diyor kuyruklarının yanlarını kesmişler. Diyorum arkadaşım sen diyorum bilmiyor musun bunu? İlk defa gördün diyor. Şimdi yıllar önce biz bu Voski aracıyla biz onunla tanıştık. Evet. Belki 10 yıl, 13 yıl, 15 yıl önce. Hani ama o zaman bizim kuşlar dedim amatördü. Üretmesinde sıkıntı yoktu. Kesmesen de kendi kendine üreyebiliyorlar. Ama şimdi son zamanlarda iyi kuşu üretmek çok zor. Ben şimdi ona verdiğim kuşlarda da bir ara tutturduk güzel üretiş. Son zamanlarda üretemiyor. Üretememiş sebebi de işte genç kuşu kartlaştırmak çok zor. Yani bir kuştan ilk 4-5 batım yumurta al. Onlardan çiftliyorsa çok büyük bir şansım var demektir. Yani ben genelde diyorum ikinci senesinde. Benim için en olgun zamanı ikinci yaşında. Bir yaşında kuş benim için acemi oldu, çömez oluyor. Onun bir artısını ben göremiyorum yani kümeste. Üretime yani üretim kadrosunu bir yaşında olduğu ikinci yaşında. Benim için damızlı kuş en iyi damızlı kuş 2 yaşında ve 3 yaşındadır. Yani benim yaşadığım tecrübelerden ben bunu anladım. Bir yaşında kuş görmüyorum. Yani o misafir gibi benim gözümde orada şey gibi seneye çalışacağın için koyuyorum. Yani yatırım amaçlı tutuyorum onu. Anladım. Evet. Son abi bir de önemli özelliklerden biri de bu kuyruk altını mutlaka kesmek lazım. Çünkü tüylü hayvan demiştim. Görüyorsunuz hayvanın şeyini kendi çiftleşirken mesela şey yapamıyorlar. Çiftleyemiyor. Bu sefer buradan da çok büyük tohumlamanın en büyük sebeplerinden biri de tüylü bir hayvan yumuşak tüylü olduğu için görüyorsunuz kapanıyor. Evet. Çiftleşme sıkıntısı yaşanıyor. Büyük sorunlar da biri bunlar. Hani bunları da mutlaka mümkün olduğunca temizlemek şimdi lazım. Bu verdiğimiz tüyo doğru üretim yapabilmek için. Doğru mu Aydın? Kesinlikle abi. Yani dediğim gibi abi bak ne kadar yakın arkadaşım. Yani her zaman gezeriz, görüşürüz, buluşuruz. Ama onun bile bildiğini ben biliyordum. Oysa o gene daha yeni ilk defa geçenlerde öğrenmiş. Evet. Yani şimdi şu kuş artık damızlık için, yavru yumurta için üretim için hazır. Yani şöyle görsel anlamda da
%10 bir kayıp oldu. Şimdi kuyruğun tabii ki yanlarında kayıp var. Yo, ama görsel anlamda benim için zaman... onun görsel artık şu an önemli değil. Ben onun ne olduğunu bildiğim için. Namazın hani bastı. Kimin ne gördüğü de önemli değil. Tabii tabii. Şimdi ben bunları şu ana kadar da makazlayacaktım. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Çorlu Festivalimiz vardı. Yani gelen giden arkadaşlarımız vardı. Geldikleri için onlara göstermek amaçlı biraz da ondan geçe kaldım. Normalde ben bu zaman bazılarını eşledim. Yeni yeni şimdi yeni yetişen son yavrular var. Artık onları da eşe atacağız yani. Şimdi Volski kümesinin bir 12 ayından bahsedebilir misin? Neler yapılır 12 ay içinde? Yazı, kışı, öncesi, sonrası, hazırlığı, üretim süresi sürecinden. Vallahi abi benim için burası yazın herkes şey oluyor. Çoğu insan mesela yazın yavru oluyorum diyor. Ben yazın yavru olamıyorum. Benim için en güzel zaman bu zaman. Bu zamandan sonra başlayan zaman. Yazın olduğu zaman mümkün kışın olunca. Kışın ortasında yani öyle mi? Ya şimdi genelde ilk batımı olan yavrular her zaman daha sağlıklı, daha zinde oluyor. Bizim tabii, tabii. Burası yazın mevsimler iyice değişti. Çiçek denilen bir hastalık var. Mesela yazın Haziran, Temmuz aylarında başlıyor. Çiçek oluyor genelde ama kışın yavrusu hiçbir zaman onu yaşamıyor. Hep son zamanda son olan yavrular eğer onu yavru almaya devam edersek, eğer onları üretmeye devam edersek bazen o kadar bulaşıyor ki kümesteki bütün yavrulara, daha sonra yumurtadan çıkacak yavrulara kadar onlara bile ölüm verebiliyor yani. Hani o yüzden mümkün olduğunca yazın pek yavru almak istemiyorum. Soğuk zaman, zaten bunların şeyi Rus kuşu. Bunlar Rusya'da... Soğuk iklim kuşu yani. Aynen öyle. Yani tabiyeti, yazın... Tabiata ona uygun yani. Kesinlikle abi. Kendi anatomisi ona göre zaten Rusya'da üretilmiş dediğin gibi. Hani soğuk mevsim hayvanı zaten anatomi olarak yani öyle. Yani abi orada Kazakistan'da olsun, Rusya'da olsun bu kuşlar öyle soğuk iklim kuşu. Üşümüyorlar şey olmuyor ama çok sıcakta her şeye zarar. Yani çok sıcakta pek yavru da almıyorum. O çıkan yavrunun da ayrını görmüyorum. Çünkü son Eylül'de biliyorsunuz hastalıklar başlıyor. Tabii. Yağmurlar, iklimleri değiştirilince. Son zamandaki yavrular genelde o hastalıktan da çok etkileniyor. Yani benim amacım kışın yavru almak. Yazın kuşları genelde Ronaldo'ya almak. Zaten benim amacım eskiden mesela bunları bakıcılarımız vardı. Eskisi kadar artık yani eskisi kadar demiyorum. Bundan sonra artık bakıcı da kullanmıyorum. Çünkü bakıcının bize özellikle bir zamandan sonra hiçbir faydası olmadığını öğrendim. Ben bu kuşları hani 10 tane değil de ben bu kuşlardan 50 tane yavru alsam ben bu kalan kuşları ne yapacağım ki bu kadar biliyorsun zaten belli bir şeyim var, kapasitem var, bakma kapasitem var. Ne kadar kuş çoğaltırsan ona hastalıklarına yardımcı olmamda çok zorlanıyor. Geri kalma ihtimalin çok fazla. Yetişemiyorsun çünkü tabii, zamanım tabii. Yok. Kendi bu hayvanların da ihtiyaçları var. Belli zamanlarda o tedavi yapamazsan daha çok ölümcül sonuçlar alabiliyoruz. Yani az kuş her zaman daha huzurlu, daha mutlu, daha verimli geçiyor benim için. Peki kış ortasında dedik ki hani Ocak ayı itibariyle, 1 Ocak itibariyle işte veya 5 Ocak itibariyle sen bunları dişi erkek ayırmıyorsun ama üretim hazırlığını yaptın. Paçalarını kestik biraz önce gösterdik. İşte kalçasını kestik, temizledik, hazırladık. Üretim başladı. Nasıl bir süreç devam ediyor? Şimdi abi ondan sonra başlıyor yumurtalar tabii ki 10 çift yumurta alıyorsun. 10 çifte 3 çift yumurta anca tohumlayabiliyorsun. Yani demiştim ya size boş atma olayları çok fazla. Yani ele genellikle genç damızlık yaptığımız zaman bunu her zaman yaşıyorum. Sonuçta bir çift yatırıyorsun bir 10-15 gün. Ondan sonra tekrar yumurtlatıyorsun. Bu sefer gene boş. Gene boş olduktan sonra bu sefer o hayvanın ömrü de azalıyor. Kendi de azalıyor. Bu sefer mecburen yavruları dağıtıyorsun. Mesela dediğim gibi bazen oluyor. 10 çift yumurtadan 5 çifti dolu. Hepsine birer tane yavru baktırıyorum. Yani benim için yavrunun şey olması önemli değil. Ama bakıcı yok mu yani? Yok bakıcı yapmamın bir sebebi yok benim için. Niye? Evet. Şimdi bu kuşlar iki renk kuşlar. Çakallı kuşlar, kesimli kuşlar. Bu kuşları yumurtalarını sen alıp çalışan kuşlar için söylüyorum. Bu kuş tohumladı. Aldın yumurtayı aktardın. Yumurtladı tekrar aktardın. Yumurtladı tekrar aktardın. 10 tane yavru aldın ondan. 10 tane yavruyu topla. Bir de kendi akışına bırak. Kendi altına yavru büyüsün. İsterse bir tane yumurtlasın. O bir tane çıkan yavru o 10 tane yavruya bedel çıkıyor. Yani ben bunu yıllarca yaşadım. Benim için artık yavru çok olmasının hiçbir anlamı yok. Benim için gönlüme yatan bir yavru yakalasam ben yeter. Şimdi onu söyleyecektim. Renk şeyi... Skalası demeyeyim aslında renk kriteri biraz geniş yelpaze şey var. Yaşmak var, kanat var, bilmem ne var. İşte paça var, şal var. Detay bir de kuyruğun bitiminde bitmesi gerekiyor falan filan. Renk pigmentleri dolayısıyla dağılıyor. Şimdi
ilk partideki yavru, ilk çıkan parti dedin ya hani kışın çıkan parti. Evet. Kışın çıkan parti bizim için neden önemli? İlk partide zaten hani dinlenmiş hayvan. İlk eşlemede şimdi çok güzel eşliyor. Bu hiçbir sorun çıkmıyor. Kışın yavrusu. Geçen kışın yavrusu. Evet. Yani aynı anne babanın üçüncü parti yavrusuna bakın mutlaka renklerde arıza vardır. Ya renk kesimleri zaten benim için önemli. Tabii. Bir de fizik yapısından da. Sen şimdi öbür yavruyu büyütüyorsun. Sağlıklı sıhhatli büyüyor yavru. Damızlık çok güzel bir damızlık oluyor. Diğer yavru en ufak bir kırımda, genç kuş hastalığında, mevsim değişiminde, çok sıcaklarda, çok yağmur başlangıçlarında mutlaka ilk kırılanlar ve ilk veda etiklerimiz onlar oluyor. Evet. Yani bizim için çok üretmek bir işi bir anlamı yok. Önemli doğru olan üretim, sağlıklı yavru tabii almak. Doğru üretim bizi başarıya her zaman götürecektir. Kesinlikle. Yani. Peki Aydın, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İzleyicilerimize Volski besleyecek olanlara veya genel anlamda güvercin besleyeceklere tavsiyelerin, söylemek istediklerin neler olur? Şimdi abi benim söylemek istediğim, aslında herkes ilk önce ne beslediğini, ne beslemek istediğini bilmesi lazım. Yani ben küçükten, mesela küçükten de bizim burada derneğimizin yönetimindeydim küçükten beri. Şimdi katalog, derneğin duvarlarında kataloglar var. Hep küçükten beri derdim ya ben hangisini besleyeyim, hangisinden hoşuma gidiyor, hangisini beslemeliyim, hangisini bulmak beslemeliyim. Ben yıllardan beri hep öyle seçerek geldim bugünüme. Şimdi bundan önce kıvırcık da besledim, cimperi de besledim, en son bunları buldum. En son hatta 3 cins vardı bende. Ama anladım ki yani bunların yanında hırçın hayvan olmuyor. Ben çünkü öyle bir meraklıyım ki bunların daha doğduğundan beri hep merak ediyorum. Acaba işte kanatlı kapı, acaba şalvarı kirli mi? Daha küçüklükten beri hep elimde büyüyor. Çünkü ben onu ticaret amaçlı gütmedim. Ben onunla keyif için beslediğim için hep istediğim kriterlerde çıkmasını arzuladığım için hep elimde severek büyüyorum. Şimdi hırçın bir hayvan olduğu yerde kümese girdiği zaman patakütü fırlatıyor, yumurtayı atıyor gidiyor. Yani ondan sonra anladım ki hiçbir kuşun hani bunlar kadar bana keyif vermediğini anladım. Ondan sonra yalnız bir ırka yöneldim. Benim de insanlara demek istediğim aslında ilk kendi merakları, kendi ne hoşuna gidiyorsa kendileri ilk önce onu araştırsın. Neden haz alıyorsa, neden mutlu oluyorsa. İlk önce gönlüne, sonra gözüne, yani abi, sonra öyle olduktan sonra olsun ki ondan sonra hepsi kolay zaten. Öyle olduktan sonra emin ol hepsi kendiliğinden geliyor. Doğru. Yani sonuçta kuşlar niçin bakılır? Abi senin stresini alsın, sıkıntını alsın ama ben para için mesela keyif almadığım bir kuşu beslediğim zaman bana o ızdırap gibi geliyor. Doğru. O yeri pisletiyor, ona kızıyorum. Yemiyor ya, ızdırap yani. Ben sevmediğim bir şey beslemek istemiyorum yani. Evet. Aydın teşekkür ederiz. Mekanını bize açtın. Sağ olun. Istedim. Güzel bilgiler verdin. Çok da güzel emekler vermişsin. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Bilin bil olsun. Teşekkür ederim. Rast gelsin. Teşekkür ederiz verdiğin bilgileri tekrar. Ben de teşekkür ederim abi. Sizin de ayağınıza sağlık tekrardan. Çiftçi TV'ye selamı. Çok sağ olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Trakya'daydık. Aydın Yıldırım kümeslerindeydik. Bir dahaki programımızda farklı canlılarla farklı kümeslerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık.